Evet. Bugünkü mevzu anlatayım ben. Bu bizim üçüncü çekimimiz. Her çekimde ayrı bir arıza çıktı ve hani neden bunu söylüyorum? Mevzuyu anlatınca anlayacaksınız neden bunları konuştuğumu. Çünkü karşımda bir ADHD yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir adam var. Ve sen de öylesin ama. Ben bu senin yapıyorum. Sen de farkında değilsin ama böylesin işte. Farkından dolayı yaşadın bu trajediyi görüyorsun işte. Önemli olan ne biliyor musun? Şimdi ben bu mevzuyu tutup da bir psikoloğa sormuş olsaydım muhtemelen eksik bilgi verecekti, bozuk bilgi verecekti. Derdi olana sormak lazım. Ama gerçekten bu bir dert midir? Gerçekten bir dikkat eksikliği midir ya da bozukluk mudur? Onu konuşacağız. Şimdi Zekeriya var yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, iyi, iyi sayılır. Biraz yorgunum ama iyiyim yani. İlacın etkisinde değilim. Biraz da olsaydım daha farklı olurdu. Onun da arkası evet. Planını gösterdik ama. İlaçlardan da bahsedeceğiz tabii. Şimdi senden öncelikle bu duruma sahip aslında %6 diyorsun ama bence çok daha fazla insan var sadece farkında değiller. Aynen. Farkında olmayınca da gidiyorlar psikoloğa ya da psikiyatriste dayıyorlar bunları SSRI'yi hepten intihara meyilli bir hale O getiriyorlar hem de insanı. anksiyeteli görüyorlar bile O biliyorsun. yüzden kişilerin kendini sende ya da bende keşfetmesi mümkündür. Yani onu daha iyi anlatacağını düşünüyorum. Yani nedir bu? Bir kere tanım doğru mu? Yok aslında yani uzmanlar da bunun hakkında aslında şey söylüyor yani. Hasta yani bu rahatsızlık, bu bozukluk dedikleri şeyi aslında tanımlamıyor. Yani mevzu aslında fren sistemiyle alakası olan bir şey. Yani bu dikkat bozukluğu, dikkat dağınıklığı, ah dikkatim dağıldı, çıt ses çıktı falan değil bu aslında. Mevzu şu, beynin dopamin az salgılıyor. Yani reseptörler biraz az. Aslında doğada olsak ya da avcı toplayıcı olsak hayır. Yani biz aslında orada hatta avantajlı oluyoruz. Yani bu, yani ava ilk adım atan adam bizim gibi insanlar aslında yani gerçek bu. Yani biz de tabii o zaman saygı gördüğümüz şey bu evrim süreci buraya kadar geliyor tabii ki. Bu kalıtsallıkta bu non-adaptasyonda bu sisteme kadar geliyor. Tabii bu arada bu cam buna çok fazla dayanmıyor. Zaten ama ama bu diyebilirim kırıyormuşuz. Zaten 300 kilo olan. Yok. 130'um tamam 170 eksik. Evet. Yani bak şöyle bir şey var. Yani bu sistemde aslında şöyle bir şey var. Sanayi devriminin menfaatine uygun bir şeyde değiliz yani. Sen, ya beyin yapısına sahip insanlar değiliz. Ama dünyayı değiştirenler de bizim gibi değiller. Çok ilginç olarak o yani. Benjamin Franklin'den tut, Albert Einstein, Michael Jordan, Jim Carrey, işte ne var, Will Smith var. Yani Bir bir sürü en insan popüler bir ton insan var yani bu bir sayılabilir şey yapan. ama önce şunu anlamak lazım. Sana şimdi en berbatı aslında bütün bu bizim aleyhimize olan durum tarım devrimiyle başladı. Aynen öyle. Ondan sonra sanayi devrim buna böyle çok iyi bir çaktı. Şimdi olması gereken bu değil. Sadece biz değil. Aslında hiçbir insan bu sisteme uygun değil. Yani özellikle insana uygun olmayan bir ortam yarattılar. Onun üzerine bir sürü hastalık ıvır zıvır ekleştirdiler. İlaçları dayadılar, gıdaları bozdular. Şimdi bu yanlışlık sende bende değil. Yanlışlık düzenin kendisinde. Ya zaten gerçek şu ya, ben sana daha önce de söyledim. Yani dedim ki çözüm ne biliyor musun abi dedim. Ben bazen yapmayı da düşünüyorum tabii ki böyle. Ne biliyor musun? Survival malzemeleri, ömürlük survival malzemeleri. Al ormana git. Medeniyetten uzaklaş. Vallahi bak. Gerçekten ben hani ormanda da yaşamışlığım vardır yani böyle kamp yapmışlığım falan severim. Vallahi oralara gideceğim. Yemin ederim radyo, televizyon hiçbir şey kalmayacağım. Böyle hani işte yaprak falan takılacağım orada yemin ediyorum bak. Yani bundan kurtulamazsın abi yani. Ya kurtulursun seçim orada da aslında al hemen kapı orada. Ama biz bu gerçekliğe doğduğumuz için 2023'te geldik zaten bu gerçekliğe. Bir de başka bir acıklı tarafı zaten sen de biliyorsun yani biz kovak varisi gibiyiz burada. Sıçanız yani böyle bir şeyiz yani denek faresi gibi olduk. Ama insanlar bunun pek farkında Ya değiller. tabii ki yani bu olsalar sence böyle mi davranıyor? Yani olmak istemiyorlar. Zaten insanlar biliyorsun acı çekerler çözüm bulmaktan daha kolay olduğu için. Gerçekliğe insanlar canını sıkmak istemez. Yeterince canını sıkkın zaten aslında. Yoksunluklarından,
konfor alanlarında ilgili problemler yaşamalar, ekonomik problem olsun, şey olsun, bunu yaşıyorlar. Bizim gibi insanlar neden iş görmez olarak kaldık biliyor musun? Aslında elendik. Sınav sistemini bilirsin okullarda. Hani şöyle bir şey vardır. Fil, balık, işte ne koy, gergedan koy, bir de maymun koy. Ağaca yani bunu, aynen bunu Albert Einstein söylüyor. Yani sınav sistemi buna benziyor. Yani sonra ağaca çıkma sınavı yaparlar. Kim kazanır? Maymun kazanır tabii ki. Kim kazanacak? Hani filde falan der ki kendimi ben yapamadım. Benim karakterim bu. Hani böyle değil, kendine budur. Aslında sistem bunun üzerine. Yani insanlar değişmezler. İnsanlar evrilirler. Biz de zaten kendi başımıza bir balta hesap olarak ya da bir şey olarak kendi hayatta kalma becerimizi geliştirerek kendi işimizi başlattık veya ötelendik. Yani polis de olamadık, şey de olamadık, üniversite akademisyenleri de olamadık, ne bileyim hiç şey olamadık. Bunun tek yan etkisi bu zaten. Hani biz doğuştan serseriyiz ya. Çocukken haylaz deniyordu ya o şey olarak, yani bizim hakkımızda bu söyle haylaz, ders çalışmaz, tembel, şey, serseri. Biz oyduk. Yani zeki ama çalışmıyor. Zeki ama çalışmıyor. Hani o da var tabii ki. Bak bu çok klişedir. Ama kim, hiçbir bebeğim bunu anlamıyor tabii ki. Yani çocukla ilgili çocuğun sorunu derler. Yerinde duramıyor bu, götü durmuyor falan derler. Öyle kıcında kurt var derler ama öyle değil. Mevzu aslında çocuk dopamin sağlamaya çalışıyor beyninde. Sağlamasa nasıl olur biliyor musun yani? Hafızası olmaz, pekiştiremez. Pekiştiremediği için de hayatı deneyimleyemez. Deneyimleyemediği için de olmaz. Yani o yüzden bu da zincir zincir reaksiyon. Bizim gibi insanlar nasıl durumda oluyor? Büyüdükleri zaman yani yetişkinliğe geçtikleri zaman ya bizim zaten hani bayağı bir kaos be. Çok kavgaya karışabiliyoruz, yanlış anlayabiliyoruz insanları. Ne bileyim işte beynimiz çerçeve olmadığı için erteleme evresinde zaten bizim gibi insanlar genelde dağınıklar. Bunun sebebi de zaten bunlar ibaret. Çünkü beyin neyin en önemli, neyin daha az önemli olduğunu kavramakta sıkıntı. Biliyor ama kavrayamıyor. Biliyor ama kavrayamıyor. Çok kötü bir şey o. Yani bunu aşmanın, bak ben 33 yaşıma kadar böyle yaşadım. Ben erken değildim yani. Erken teşhis almadım yani. Geçen seneden beri deneyimliyim. Ve uyandıktan sonra var ya, hani hayat 3 hafta sorguladım ya. Hani gerçekten öyle. Hani beyin aslında diyorum işte bizim prefrontal korteks, yani ön mantık kısmı her zaman öyle çok fonksiyonel çalışmadığı için temporallere veriyor. Temporallere verince de tabii olaylar değişiyor. Bizde dikkat dağınıklığı yok, dikkat bozukluğu da yok. Bizde dikkat eksikliği var ama bu yokluk değil. Mevzu şu, biz hiper odaklanıyoruz. Bir şeye mesela bilgisayar oyunu olsun, ne bileyim işte hız, motorlarda hız yanma, adrenalin sporları olsun, ne bileyim işte müzisyenlik olsun. Bize böyle haz veren ne varsa gerçekten kilitleniyoruz ona ve saatlerce durmuyoruz. Beynimizde sünger gibi mesela bilgi olsun, sünger gibi bile çekiyoruz. Yabancı dili öğrenmiştim mesela abi. Nasıl öğrendin? Kendi başına öğrendin. Hı. Ben mesela iki tane değil. Ben de okul öğretmeni var. Liseyi akşam lisesini bitirdim ben. Ben de. Ya dışarıdan bitirdik yani zorla böyle zar zor hani bir diploması olsun yani bir alsın yani koştuk köşeye şey hesabı. Biz böyle büyüdük yani. Ama ne oldu abi bak sen görüyorsun işte yani kendi yeteneklerini geliştirdin, enstrüman çalabiliyorsun. Ne bileyim işte yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir antenle dünyaya giriyorsun. Ama bunun sebebi neden bu noktada oldu? Çünkü biz kabul görmedik. Çocukluğumuzdan başladı bu aslında. Yani bundan dolayı kendimize göre şey yaptık abi. Yani bu gerçek böyle ama inan bizim deneyimimiz aslında bizim bakış açımız. Hayata bakarsan aslında biz gerçekten biraz daha iyi görüyoruz. Diğerlerinden ben daha böyle düşüş bakışından görüyoruz. Eskiden beri yani çocukluğumdan beri bende bir değişiklik olduğunu bilirim. Hı-hı. Ama bunun ne olduğunu tabii ki anlayamam. Farklılık yani, abi bu bozuk değil yani. Yok söyleyeyim. Bir değişiklik olarak söylüyorum. Benim kafam çünkü çok farklı çalışır. Ben her şeye tersinden bakarım. Hı-hı. Bazen tersi de yanlış olabilir ama sorgularım sürekli. İnsanların sorunu sorgulamaması. Ben ya, şöyle düşünüyorum. Ben her zaman şunu düşündüm. Deniyor lan bunlar. Bu toplum salak. Bu insanlar salak. Ve bunda haklı olduğumu biliyorum ha. Hala da aynısını düşünüyorum. Bende bir yanlışlık yok. Ya insanlarla ilgili şöyle bir şey var işte. Diyorum ya bunu algıladığın zaman aslında onların normal. Bizim aslında daha zor olduğumuzu anlıyoruz. Bak biz bir şeyi anlarken, bir algıyı yaşarken mesela sosyal toplum olsun, şey olsun. Biz şunu yaşıyoruz. Sağından, solundan, yukarısından, aşağısından üç boyutlu olarak geçiriyorsun. Biz 3 kat daha öğrenmek zorunda kalıyoruz. 3 kat daha geriden geliyoruz aslında. Yani uyum açısından bakarız. Ama biz bunu öğrenirken de gerekli mi gereksiz mi bizim beynimize bağlı. Yani o yüzden problem yaşıyoruz. İnsanlar hazıra neden gidiyor? Çünkü adapte olabiliyorlar ama biz olamıyoruz.
bize o hazır adapte önümüze verilen şey, yani önümüze koyulan şeyde bizim farkımız ne oluyor? Yani o bizi tatmin etmiyor. Sağından solundan öğrendiğimiz için de ekstradan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Sonra da yani hayatımız kalitesizleşiyor yani bildiğimiz zamana geldik. Şimdi sistemin tek bir amacı var. Eğitim sisteminin özellikle tek bir insan yaratmak. Aslında yani topluma, kuramlara uygun yani, bir canlı yaratmak diyebiliriz. Yani etiklerimiz zaten. Bu sisteme uygun insanlar yaratmak ki onlar bana göre insanlığından çıkıyor. Evet. Yani, tamamen özünden kopuyor. Hı-hı. Ve otorite ne derse bunlar o oluyorlar. Şimdi sorun böyle benim gibi anarşistlerde ortaya çıkıyor ki ben söylüyorum yani insanlar böyle şey, şeyi de araştırmalarını tavsiye ederim. Yani anarşist deyince insanların aklına terörist geliyor. Ya annem sürekli söylerdi bana anarşist mi olacaksın sen derdi. Annem de öyle yani kadın anarşizmi şey olarak biliyor sanki böyle gidip orayı burayı bombalayan ya, biz, olarak biz diyor. Abi köşede bak o köşede çomakla oyun oynadık ya. Bak abi bak biz o çocuklarla oynamadık futbol maçını yapamadık biz. Kavga ettik onlarla. Bak şimdi bizim bak süper egomuz ne zaman oluştu? 6 ile 12 yaş arasında bak ilk öğretimde değil mi? Ortaokul ilk öğretim dönemi. 12 yaşına kadar sonra ergenliğe girdik. O etiklerimiz bizim o anda, o rollerimiz, o bölümde şey yaptı yani hani çekirdeklerle programımız gerçekleşti. Yani biz niye böyle olduk? Sen neden anlamışız? Ya da ben neden bu sistem dışında en azından bakabiliyorum? Bir isterse insanlar bana terörist desin. İsterse insanlar bana isyancı desin ya da potansiyel tehlike görsün beni. Önemli değil. Ama bunu yaratan şey ne? Uyum sağlayamadık aslında. Yani çocuk aklımız aslında bir şey değildi. Yani bir ortadaydık. Ve yani biz bunu sorgulayacak köşeye yazılan yalnız çocuktuk. Ve yetersiz hissettiğimiz için bunu algılamak için 3 kat daha çok çalıştık. E ne oldu sonra? Daha sistem köken var. Yani böyle hani ya. Ya bu konu böyle abi yani. Hadi ondan çıkma mesela senin alt kalıyorum. Ne? Yani biliyorsun muhalefet. Öbürkü de zaten intikara yalnızdır da. Ayrı bir dalı dünya ama o da zaten aslında o gücü aslında şeyinden. O da bir sarhoşluk yani. Ama ben muhalefete de muhalifim. Ya ben de öyleyim. O da ondan da ben şeyin olmak istediğim birbirinden almam bu zaten. Gerçekte şunu anlamaları lazım insanların. Normalde şimdi sana bir şunu gösteriyorlar, bir bunu gösteriyorlar. Evet. Ya o ya bu. Hayır abi, ikisi de değil, ikisi de yanlış. Hepsi aynı yere hizmet ediyor. Aynen öyle. Buna olaya iyi bakamadığın sürece, analiz edemediğin sürece zannediyorsun ki bir sağ taraf diyor ki bu taraf iyi, sol taraf da bu taraf iyi. Ulan iki taraf da yanlış. Hep sana insanların en büyük yanılgısı şu, insanlar özgür iradeleri olduğunu düşünüyorlar. Özgür irade diye bir şey yok. Kesinlikle. Ve seçim yaptıklarını düşünüyorlar. Özgür seçim de yok. Çünkü sana verilen donelerin tamamı yanlış. Ki amaç da bu. Ama bu bir aldatmaca işte, manipülasyon. Bak artık şimdi kayıtsız kalmak aslında bir seçenek ama o seçeneği kimse göstermez kayıtsız olmakla ilgili. Evet. Biz o kayıtsızlığı nasıl yaşıyoruz? Zorunlu olarak böyle. Ama ona itildiğimiz için biz kayıtsız kalıyoruz yani. Fransız devriminden önce bir tane eşkıya vardı. İşte onun içerisinde birkaç tane yardımcıları. Yani nedir o eşkıya? Padişah'tan bahsediyorum, kraldan bahsediyorum. Evet. Devrimden sonra ne oldu? Bütün dünyada bir format atıldı ve demokrasi diye bir şey çıkardılar ortaya. Bok yemenin Arapçası. Yani sen orada seçim yaptığını zannediyorsun. Eskiden bir eşkıya varken senin önüne 1000 tane eşkıya koydular. Sen ondan bir tanesini seçince zannediyorsun ki ben güzel seçim. Nasıl yaptım güzel seçim? Yine kandırılır. Ya ben plutokrasiyi daha çok savunuyorum abi. Anarşizm, plutokrasi. Ne bileyim işte yani. Yani ben diyorum ki abi bütün medeniyet yıkılsın. Bu benim ütopyam abi. Herkes ormanda yaşasın kardeşim. Yani burada teknolojiye de karşıyım. Ama onu geçtik artık. Yani bak başka mesela Tesla Kingski bilen adam vardır. Bak yeni intihar etti 3 ay oldu. Belki tanıyanlar ya da araştıranlar bilir. Adam da ormanda yaşamış 18 yıl yani. Bırakmış geldi onu. Bir intihar mı etti? Evet. Ha, ben 83 yaşında. Yaşıyor diye. Hücrede kaldı. Yıllarca kaldı. En sonunda gitti yani. Hani manifestosunu falan yayınladı. Bir şeyler yaptı ama yani topluma işte onu da mesela yani hani şeyde değildi o. Amacı böyle insan öldürmek ya da şey yapma değil. Adam teknolojiye karşıydı. Her şey olarak. Herkes haklı olduğunu da biliyor. Ama kimse de şey yapıyor. Büyük hayranlardı ama yani sisteme aykırı bir adamdı mesela. Ama yani böyle olun veya olmayın diye bir şey yok. İnsan hani tercihleriyle kendini şey yapar. Kendini gerçekleştirmesi zaten kendi içindedir.
Ama şöyle bir şey var. Topluma uyum sağlamaktan bahsedelim. Bak şöyle bir şey var. Çok basit. Uyarıcı kullanacaksın. Sistemde neyin en önemli, neyin daha az önemli olduğunu anlamaya başlıyorsun. Yani bu nasıl bir şey oluyor işte? Şöyle, beynin sakinleşiyor. Herkes her şey iki kat yavaşlıyor. Yavaşladığı için de sabırlı olabiliyorsun. İstediğin her şeyi kullanabiliyorsun. Bu iş aslında bunlar ibaret. Yani olay fren sistemimize problem var. Bizim beynimiz aslında bunu simüle olduktan sonra anlayabiliyorsun. Beynimize 20 tane pencere var. Altında bir Lamborghini var ama bunda bisiklet freni var. Aynen öyle. O yüzden aynen yani öyle. Şu uyarıcılar konusunda şimdi ben dozajını kullanmak denedim. Dozajını mozajını bilmem ben. Beni rahatsız etti. Yani ben sana söyleyeyim abi overdose yapmışsınız ama ben ondan dolayı şey yapar yani bu. Bunu ayarlamak lazım ya. Ama uzman kontrolü, uzman diye uzman ile ayarlamak. Bugüne kadar ben nasıl geldim? Yani benim herkes geldi abi, ben de geldim. Herkes geldi de nasıl geldi onu ben bir açıklayayım müsaade edersen. Çünkü bilmeleri de lazım. Şimdi sadece şununla bununla takviyelerle tabii bazı takviyeler gerekiyor da. Benim hayatım, beni izleyenler biliyor zaten. Ben bir kere günde bir öğün yiyorum. Hatta bazen iki günde bir öğün yiyorum. Öyle yanı mi? Sıra bende karbonhidrat sıfır. Hiç tüketmiyorum. Ve spor yapıyorum. Aynı zamanda kullandığım işte altın var. Kolloidal altın kullanıyorum ama insanlara önerdiğimin ben 10 katını kullanıyorum. Şimdi bunların ne kadar etkisi vardır yoktur bilemem. Ekstradan daha bir sürü şey var benim yaptığım ya da yapmadığım. Hepsini tek tek söylemek istemiyorum ama insanın bu şekilde buraya kadar gelmesi ve başarı anlayışım değişik. Mesela birçok insana göre benim insanların anladığı başarı bana göre başarısızlık abi. O şey değil yani. Saçma geliyor bana. Ya diyorum işte abi bu sistemde şöyle bir şey var yani. Bu için dünya ülkelerinde zaten bu gerçeklik var. Yani abi sen kendini örneği oluşturur musun? Yani 56 yaşındasın şu an. Yani olan gerçek var. Formdasın, iyi görünüyorsun, bakımın yerinde. Kendini bir parite sağladın. Ama bak şöyle bir şey var. Gençler dinliyorlar yani. Üçüncü dünya ülkesindeyiz. Gelişmekte olan bir ülkedeyiz. Bizim bir numaralı amaç buradaki sistemde ne? Geri kalmış ülkeyiz de aslında gelişmekte bu yanlış. Hayır bunlar da aslında sütümüzü sağlamak için yapıyorlar. Yani en zekileri, en başarılı, en hırsızları alıyorlar nasıl diyeyim. Yani alıyorlar kendileri. Otomatikman zaten onlar tercih ediyor. Evet. Yani hani şey olarak geliyor yani. Hı-hı. Yani bunu oraları zaten bu sağım sistemi vardır yani. Oralarda bunu bulamazsın. Hırslı insanları gelişmekte olan ülkelerde bulursun. Yani sadece Türkiye değil, Rusya olur. Hani falan olur. Hayır sistemi boşver, eleştirmeyi bir yana koyalım. Yani bunda bak fark şu. Hani insan diyorum ya hani bir şeylere gelmek zorunda. Hani nasıl yaparsanız yapın derim ben. Hani ben şunu söylüyorum. İlade belli bir hava baktığını öğrendikten sonra işler korkunç olmaya başlıyor. Yani disiplin olma. Bak bu ilacın yani bu aldığım maddenin mesela. Kahvede mesela işe yarar. Bu da bir uyarıcı sınıfıdır. Yani işin şeyi şöyle yani ha, trajik durumu şu. İlacı aldığın zaman 14 saat boyunca istersen ders çalışabiliyorsun. Ve sünger gibi beynine de giriyor. Nasıl oluyor bu? Sonrası? Yani sonra yani işte, ya, geliştiriyorsun işte kendini yapılandırmaya eğer akıllıysan. Yan etki olarak diyorum. Yani yan etki ağız kurulu. Yan etki bazen huzursuz hissedebiliyorsun. Bazen çok zor bir his veriyor. Evet doğru. Bazen işte nasıl anlatayım. Eski o kaçışma olmadığı için o şeyde maruz kalıyorsun. Yani işleri aslında biraz daha hani rahatlatmanın şeyini de fit noktalarını da tabii ki yani psikiyatriden öğrendim. Bana hani dedi ya bu ilacı dedin, kullanırken davranmanı nasıl kullanın? İştahını da kesiyor dedim, ağzını kurutuyor şöyle de böyle de. Anksiyete. Bana dedi ki ketojenik beslen. Paleolitik takıl yani tam şekilde tarzı besleneceksin. Yağ bazlı ve karbonhidrattan olabildiğince uzak dur. Arada bir al. Doğru söylemiş. Yani bunu daha rahat olarak yani şey randımanlı olarak kullanmaya başlarsın. Yanında da ekstradan uyarıcı ve vitamin mineral haplarını al. Ne oldu? Bunlara ben devam ediyorum ama işin daha ilerisine gitmeye çalışıyorum. Sağlığıma baktım mesela. Hayatımda dedim ya ben sana 3 hafta kendimi sorguladım. 4. hafta ne yaptım? Ne var vücudumda? Temel ne var? En başına her şeyin en başına sağlık. Sağlık. Sağlıkla başladım. Her şey yani çok acıklıdır belki ama yani çok şey atlattım ya. 35 gün sadece su içerek yaşadım ya. Otofaji yaptım. Hı hı. Tuz falan böyle mineral. Devam. Yani bunu yapılandırmaya hükmetmemi sağlayan şey ne? Beynimdeki yeterince uyarılma, yeterince dopamin alması.
her şeyi yaparsın. Motive ol yeter ki o yaptırıyor sana bunu. Yani o şey yapabiliyorsun. İstediğin zaman da kapatabiliyorsun lan. Kontrol bütün hepsi. Direksiyon sende. Bak şöyle bir şey var biliyor musun? Ben çok ilginç bir şey gördüm bunu. Anksiyeteleyici deneyimim olduğu için söylüyorum. Anksiyeteye bak bizim mesela şöyle bir şey var. Gözümüz belki mesela şu durum var mesela bir geriden böyle uykusuz hale kaldığımız zaman bize bir geriden hissederiz kendimizi. Gözümün arkasında bir geriden bakarmış gibi hissediyoruz. Anksiyetede de aslında anksiyete hapları nasıl yapıyor biliyor musun? Biz oradayız zaten onun daha da gerisini atıyor. Bu sübilan aldığın zaman mesela gözün hemen arkasında gibi hissediyorsun. Hemen böyle olayın içindeymişsin gibi hissediyorsun. İçindeki mesela odaklanma var ya onu istediğin anda, istediğin zaman kapatıp istediğin anda da açabiliyorsun. 20 tane pencere konmuyor beyninde. İstediğini kapatabiliyor. Bu takıntılı da değil aslında. Bize diyorlar bak obsesiflikten yiyebilirsin yani. Hani o KB'den yiyebilirsin devlet hastanesi. Anksiyeteden yiyebilirsin bak yanlış anlarlar seni. O yüzden bu işi anlatacaksanız ya da böyle bir şeyiniz varsa gerçekten telaffuz etmeyi yani bu hiperaktiviteyi gerçekten öğrenin dedim ben. Yani hani bu öyle düşündüğünüz gibi böyle yerinde duramayan insanlar hastalığı ya da öyle bir rahatsızlığı onun gibi herhangi bir şey değil. Bu bir farklılık. Ve bunu insanlar anlamak istemiyorlar. Üçüncü dünya kesin. Bana bak bu ilacı çok zor yazdılar be. Devlet hastanesi daha iyice yazdılar. En sonunda özel psikiyatriye gittim. Bir de o da zaten halamın arkadaşının yeğeniydi zaten eski. O bana şey yaptı. Yani adam beni teste soktu. İki saat şey yaptı falan. Bak dedi bak bunu normal insanlar çözebiliyor. Bunu devletler çözebiliyor. Çözemiyor. Bunu devletler çözebiliyor. Bunu normal insanlar çözemiyor dedi bana. Yani testleri var, görsel olsun, şey olsun. Bunu yaptı adam. Ya dedi bak sen dedi sıra zor beklersin. Tamam mı? Bir, sen dedi dürtüselliğin çok yüksek. Yani senin hani kadın erkek ilişkilerin olsun, insan ilişkilerin zor. Onlar da senin gibi insanlar. Evet, hani yani şeyin acil durum insanları bizim gibi tipler. Niye? O da herkes diyor, vay be çok soğukkanlı, çok cool adam falan. Düşünüyor böyle anlayayım hani işin olduğunu. Aslında gerçek şu. 20 tane pencere var. Ben orada ortadan bakmaya çalıştığım için hani orada gerçek, o şimdi yaşayayım ama gerçekliğinden dolayı daha zor kanlı oluyorum. O yüzden acil durumlarda devam edebiliyorsun. Ama diyorum ya işte hani bunu anlamak biraz şey yaptı yani değiştirdi. Sonra ne yaptın diye sorarsan işte diyorum bak 35 gün devam ettim. Lampon vardı onu atlattım. Soğuşun 35 gün devam. Ya aslında her şeyi atlatabiliyorsun. Başka mesela sonra dedim ki bir üstüne çıkayım. Bu sistem bana ne yaratıyor? Gerçekten taş devri gerçekliği nedir? Hani bir mağarada mı olmak? Yani mağaradanın geni şeyinde olmak, hormon sisteminde, replasman sisteminde ve sinir sisteminde olmak ne demek? Bunların hepsini öğrenmeye başladım. Önceden ben de spor yaptım ve hala yapıyorum. Profesyonel dövüşçüydüm zaten. Hani Rusya'da en son bıraktım. Şu an yani, güvenlikle ilgileniyorum. Şu an yakın koruma işleri, işte daha böyle VIP işler, daha böyle elit muhabbetler, elit klas. Kral klas falan baktığım işlerde oluyor. Büyük işlere bakıyorum. Ben öyle köşede bakmıyorum. Bankaya bakmıyorum. Daha farklı şeyler. Neyse. Ya bak. Başladığım zaman ilacı zaten iki dil biliyordum. Altıya çıktı bu ya. Yazık değil bana. Böyle bak bir de şey var. Şeyleri öğrendim bir de bak. Hormon replasmanı öğrendim ya. DHC'dir şeydir falan. Anti-aging gerçekliğidir. Hormonlardır işte. Takviyeler gerçekler nedir. Neyle ne yaparsın, neyle şey yaparsın, sinir sistemi nasıl şey yapılır falan. Hastalık bak, şöyle bir şey var. Sağlıklı olmak ve hastalık diye bir şey yok. Yani senin zindeliğin var. Aslında senin metabolik olarak gücün ne kadar yüksekse aslında o kadar kurşun geçirmez oluyorsun gibi bir şey oluyor. Ya o hastalığı daha önce tarif ettim de burada da söylemekte fayda var. Doktorların hastalık diye anlattıkları şeylerin aslında neredeyse tamamı zehirlenme, çoğunlukla gıda zehirlenmesi ya da radyasyona da maruz kalabilirsin. Hepsi var. Ya da yanında lanet bir, dokunmak bile var. Lanet bir insan vardır yanında, tamam mı? O da seni zehirleyebilir. Ya da sürekli televizyon seyrediyorsundur, oradan da zehirlenirsin. Ya çok... bu şeydir işte, yani, beyin mekanizması böyle abi. Yani bak bunu değiştiren aslında gerçeklik ne biliyor musun abi? Büyük bir acı, büyük bir dehşet yaşaman lazım yani. Vallahi bak, yaşamazsan değişemiyor. Vallahi şey yapmıyor lan, bir bok, yani bir şeye gitmem lazım demiyorsun. Yani yumurta dayanması lazım yani sana. Ya bir ağzına sıçılacak yani. Yani yumurta dayanacak abi yani. Anlatayım yani, yumurta dibine dayanacak ki o zaman şey yapıyorsun zaten. İnsanlar aslında böyle akıllanıyorlar ya da böyle şey yapıyorlar, üstüne çıkabilirler yapmış. Ya aslında başkalarının tecrübelerinden de faydalanabiliriz biz ya. Ama tabii ki ama bu işte olmuyor. O
dediğim şey gerçekleşmiyor yani. Biz zaten bak konuşurken bile laf bölüyoruz mesela. Bunu aslında bilerek saygısızlığından yapmıyoruz yani. Aklımızda sonra unutuyoruz diye anlatmaya çalışıyoruz şeyler ama o da oluyor bak. Onu ama frenlemeyi öğreniyor insan zamanla ya. Yani sakin olursa evet. Yani sakin... Beynimiz hızlı işte bak demek istediğim şey o. Yani beynimiz çok hızlı. Ağzımızdan bile hızlı. O yüzden şey yapıyor. Bu üstün tarafı bu. Ama aciz tarafımız ne işte? Bak sen söyleyeyim işte. Olayları sonradan anlayabiliyorsun. Heyecan var ya o şey adrenalinde olduğun zaman. Ulan ben ne atlatmışım ya. Yani sonradan bir video böyle ulan diyorsun anlayabiliyorsun. Diyorsun ki ulan ya yanlış yaptı, yanlış davrandım. Ya da ne bileyim işte şey yaptım. Pişman oldu bir de şey de yapıyorsun. Erkeksin yani git de bokta sürmek istemiyorsun. Bir şeyler gibi öyle kalıyorsun yani ortada. Yani tren kaçtı artık geri bakmanın anlamı yok kalıyorsun. Peki şunu sorayım. Bu insanlar, hani buna sahip olan insanlar bunun kötü bir şey olduğunu düşünmesin diye. Çünkü bunun elbette ki bu siz, medeniyet içinde, ona medeniyet diyoruz gerçi de bence alakasız. Bunun içinde bazı dezavantajları var. Ama bunun avantajları da var. Yani avantajları sen gerçekten de, aldın. Mühendisi olarak söylüyorsan yani. Altı dili öğrendin. Nasıl öğrendin ve zekanda etkisine oldu? Ya şöyle yani. Bir şey var. Bak kristal zeka ve akışkan zeka diye bir şey var. Bizim gibi insanlarda genelde kristalize zeka yüksek. Yani depoluyoruz yani. Anladın mı? Yani deneyim depoluyoruz. Eğer bir an gerek değilse. Bilmeyenler için bir aç biraz da. Ya biz çok şey öğreniyoruz abi. Yani alternatif bilgi diyorsan ya biz içinden geçiyoruz. Merak ettiğimiz her şeyi çöküyoruz yani. Evet. Yani ama biz şeyiz. Yani bu konuda şöyle bir şey var. Akışkan zeka, o anında kullanma olayı var ya işte onu fonksiyonel olarak kullanma olayında biraz sıkıntılı. Yani kelime telaffuz ederken, yani ne bileyim işte cümlelerimizi en etkin bir şekilde kullanmak olsun, ifade olsun, işte yani farkındalık falan filan derken bunlar da bir sıkıntı yaşıyor. Yani biraz şey oluyor, RAM biraz yavaş bizde. Hani bilgisayar deme gibi düşün yani, biraz daha yavaş. Ama şöyle bir şey var işte, bu simülanlarla başladığın zaman ve belli şeylerde, paritelerde replasman, doping yani şey diyorlar ya işte doping falan. Yok abi hormon replasmanı yapacak insanlar. Yani bundan kurtulmak için abi bak östrojene ister istemez istediğin kadar ketojenik diyet yap maruz kalıyorsun. Yani ne oluyor? Östrojen vücudun şey yapıyor. Salgılıyor. Niye? Plastiğe dokunuyor. Telefona dokunuyor. Ne bileyim işte. Kaçınılmaz şey. Kaçınılmaz. Kaçamıyorsun. Hani bundan şey yapamazsın. Ne yapacaksın? Bir hormon replasmanı yapacaksın. Testo seviyen ne kadar mesela? Diyecek, o paritene görünüyor ya doktorların gözü. O normal değil. Senin ondan normal olması gereken şeyin 5 katı. Eski insanlarla mukayese edersek bizim testler, yani şimdiki insanların testosteron seviyesi çok düşük. Ya erkek yani, yaşamıyor insanlar ya. Şu anda 200 civarında ama eskiden yanlış hatırlamıyorsam 1500 ya da 1200 civarındaydı. Erkekliğini yaşayamıyor insanlar ya. Ya ama bir de sistemin hani, bir dayatması var. Ya o da var. O da var. Aldanıyorlar yani. Ama diyorum ya bak iradeyi boş ver. Konuşmanın bir anlamı yok. %7'dir her şey konuşmada. %66'sı ne yaptı? Yani ne şey yaptın? Ama bak gerçek olan ne biliyor musun? Ne yaptın? Yöneldiğin bir gerçek var. Ne yapıyorsan olsun. Dediğin şey değilsin ya. Ya aynen. Düşündüğün şey de değilsin aslında. Ne yaptıysan olsun. Evet. Yani o yüzden diyorum ki sağlıklı mı olmak istiyorsan abi? Zihinde böyle hani takır takır olmak mı istiyorsan? Ben bak buz tutmuş gölde yüzüyordum ya. 3 dakika. Nasıl yapabiliyorum bunu? Ben buzlu çümetin içinde durabiliyorum. Hı-hı. Ya da cehennem koşusu yapıyorum 2 saat. Test 40 dakika. Vücudunun direncini yükselt. 40 dakikada yani. Hani bu direnci yükseltme değil sadece yani. Bu sadece aslında mental etkiler yapıyor yani. Bu, tabii. Vücudun ama bu zindeliğinle oluyor ama testosteronla değil. Yani vücudun detoksunu güzel yapmışsa karaciğer tıkır tıkır iç organlar tıkır tıkır çalışmaya başlıyor. Yani şimdi sen ben bir dakika onu bir açıklayalım. Ama nasıl yapar? Sen ben yapabiliriz. Bana göre çok güzel bir olay. Yani hatta bittikten sonra büyük bir haz alıyorsun ama şimdi normal bir insan. Hani savunma sistemi tamamen çökmüş bir insan o buzlu göle girdiğinde geberir gider ya. Öyle abi ya. Her şey adım adım ya. Ben bunu söylüyorum da her şey adım adım. Zekanı bile geliştirmenin bir şeyi var yani dokusu var ya. Eşyede eczaneden bulabileceğin yani malzemelerle farmakolojiyle gerçekten bir şey olursun yani hani tam bir parazite dönersin yani hani gerçekten yani hani kurşun geçirmez bir tipi dönersin yani lafın gelişi. Hani gerçekten zinde olabilirsin yani bu her şey aslında kaynaklı. Birkaç tanesini söyle o zaman da neymiş onlar diye soracaklar çünkü. Ya araştırsınlar ya nootropik gruplarını araştırsınlar yani beyin işte beyin gelişimi doping yani beyindeki beyin hücre arttırma
gerçekliği bir şey var. 2. Vücudu zinde yaparsanız hücre kopyalanmanız artar. 3. Anti-aging nedir? 4. Stimülanlar nedir? Yani bunu irade mevzusundan bahsediyorlar. İrade gerçekten o uyarıcıya bakıyor be. Yaptırıyor sana. Hani istersen yaparsın tabii ki. İstemezsen yapmazsın. İstersen olur bilgisayarda devam et. Yani bilgisayar oynamaya devam etsin yani o izleyen adam. Ya da ne bileyim evinde otursun. Ya bir şeyler yapabildiğine bu kadar kolay olduğunu ya da bu kadar basit olduğunu anlama. Gerçekliği böyle bir şey. Bak beynimizde şöyle bir şey var. Hayat zor, acımasız, zalim işte şey göre. Hayır, hayat bir sistem diye bir, bu hayat dediğin şey aslında topluluğun içinde yaşadığımız bir sistem içindeyiz. Gerçek aslında bunun ruhu yok. Bu sadece bir mekanizma. Zor veya kolay hissettiren şey sana beynindeki haz etkisi. Yani bunu o yüzden biz bulaşıkları yıkarken zorlanıyoruz ama buradan böyle koşuyoruz anasını saatlerce anasını ne varsa onu yapabiliyoruz ya da ne bileyim zor olan ne varsa mesela ama biz bunu kolaylıkla yapıyoruz. Bize haz veren ne olursa ama. Saatlerce şey yapıyoruz mesela odaklanabiliyoruz ya da bir şey olsun odaklanabiliyoruz ama niye onu yıkamakta zorlanıyoruz? Dağ gibi olduktan sonra yıkıyoruz ama o da var yani. Hani yumurta kapıya da ya dediğim gibi yani ondan neden yapmıyoruz? Bunun sebebi işte diyorum ya beynin hazla ilgili bir problem yaşadığı için onu önemsiz görüyor. Yani bir aslında bir dürtüsel bir vahşi hayvan gibisin yani. Yani hepimiz öyleyiz zaten. Hepimiz zaten bir primat türüyüz. Yani bu da zaten gerçek zaten Edgar Evmes'in yarattığı kapitalizmin yükselmesini sağlayan şey Sigmund Freud'un ta kendisi. O sapık diyorlar yani ya bu annesine aşık olma gerçek falan. Bunlara boş yani ya. Adam aslında onu demek istemiyor. Demek istiyor aslında söylediği her şey gerçek. Şey de öyle. 3 tane zaten hani öğrenmeleri gereken temel psikoloji babası var yani bu dünyada. 20. yüzyılda zaten bunun başından söyledi. Ve bu sistem böyle yüceldi. Sovyetler Birliği'nden sonra insan dürtüsü her şeydir. Reklamlar bunlara göre oynuyor. Şeyler bunlara göre oynuyor. Ama siz bu işi hükmetmek mi istiyorsunuz? Önce kontrol mü yani kontrol mekanizmasında iyi mi olur? İnsan ilk önce kendini kontrol ederse her şeyi, bütün gerçekliğini kontrol eder. İsteği her şeyi değiştirir. Ben insanlara umut vermeye, umut tacir değilim. Ama olan bu. Yani ben diyorum ki bak, irade diye bir şey yok. Yok. Ne var? Motivasyon marştır. Anlatayım ben de. Motivasyon marş çarkı gibidir böyle. Marş şeyidir öyle. Küçük bir böyle elektriklenme sinyali gibi. Motivasyon hikayedir. Yani öz disiplin. Ya o insanlar duymak istedikleri şeyleri düşünüyor. Mesela başka. Maskülenlikten ilgili bak. Herkes bir pazar. İşte feminizm bir pazar. Bunların hepsinden çıkın kardeşim. Ben diyorum bak. Maskülen mi olmak istiyor? Alpa mı? Ben bunu da söylüyorum. Diyorum ki. Önce hormonlarınızı bir yerine getirin ondan sonra alfa zaten kendinden olursunuz oğlum ya. Evet, anladın mı? Zorlamayla olmaz yani. Ya öyle bir şey değil bu. Yani ona adapte olamazsın yani. Bu işler organik değiliz. Değiliz. Yani insan şunu anlamıyor. Değiliz organik ya. Biz zaten suniyiz. Zaten suni dünyada suninin şeyini yani bir şeyin içinde gerçekleştirmeye çalışan insanlarız. E bak şöyle bir şey de var. Bunu öğrendikten sonra kendimi eksik olduğunu düşünme. İlaçsız halini de çok seviyorum. Yani zaten onunla gelmişim 33 yıl. Sadece bunu etkin bir şekilde kullanmadım. Bak ben iyi niyetli değilim ya da kötü niyetli değilim. Ben etkin niyetliyim. Etkin olmak önemli. Hı hı. Yani bunu ayırmaya başladığın zaman zaten hayatın iyi bir yere gitmeye başlıyor. Benim gibi insanlar mesela hem işte olsun, hem burada olsun, hem şeyde olsun, neden ona hani samimi ortam olsun, iş ortamı olsun ayırt etmiyor insanları. Biz ailemizdeki dostumuz gibi konuşuyoruz. 40 yıllık arkadaşımız gibi konuşuyoruz birkaç saat. Tanıştığınız insanla ya da bir iki günde tanıştığınız insanla yani. Orada ne diyorsun? Soğuk empat olmak lazım. Ya bunu ama akıl sağlığını korumak için yapmak lazım. Ben bunu söyleyeyim. Özdeşleşmeme gerekiyor. Bunu da yaratan şey ne? Neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu. Ona ne kadar değeceğini anlamakla da ilgili. Yani diyorum yani insanlar ya bunları algılamak peşinde değiller. Bak biz başarısız sayıldık. Ama biliyor musun? O kadar kolay, aslında kolay bile değil, zor da değil. Bu mekanizmayı yaratan beynindeki dopamin etkisi. Zor, kolay ya da sert bir şey yok. Başarı anlayışı farklı. Bak mesela... Takıntı olmayacaksın abi. Yani odak sistemin değişen, dediğinlemek gerekiyor. Dikkat eksikliği olanların, bu hiperaktivite olan insanlarda aynı şey vardır. Bu önem sırası değişiktir. Mesela, dürtüseldir. Dürtüsel diyebilirsin. Ben sana geçen bir şey anlatmıştım, onu söyleyeyim bak. Benim mesela o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam ortaokuldayım.
sınavdan ben 1 aldım. Yani 10 üzerinden en düşük. O da niye veriliyor? Sınava girdim diye. Boş geldi. Boş geldi. Tamam. Ben dalga geçiyorum. Orada arkadaşlarla biz böyle eşek şakaları falan yapıyoruz. Önümde oturan bir kız vardı. Baktım o ağlıyor. Ne oldu dedim. 9 almışım. Ya siktir git dedim ben. Bunun için mi ağlıyorsun dedim yani. Bak, 9 aldım diye ağlıyor bak. Sıkıntıyı görüyor musun? Şimdi hangimiz sorumlu? Ben şunu biliyorum. Orada gördüğüm eğitim zaten boş. O kadar saçma sapan şeyi öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur? O bir kız çocuğu yani. O kız çocuğu annesini babasını işte başarılı görmek istiyor. Mükemmel olmak istiyor. Ne yapsın ya? Böyle bir şey yapamıyor işte. Anlatayım ben. Senin gibi serseri değil diyorsun. Ya değil. Yani sen takıntılı değilsin. Anne sana her yere değil. Bir gün arası bir problem yaşıyordun annende mesela yani. Anlatayım. Yazık etmişiz vallahi. Ya kedi orası anlayışı gibi bir şey olmuş yani. Kavgası gibi bir gerçeklik yaşamışsın. Anne de çektirdi yani. Ben de çektirdim. Bak yalan yok. Tamam lan kalktım anne ya. Bana dediğim oldu. Çok oldu. Çok şey yaptım. Çok zorladım da oldu kadını. Yani gerçekten çok kötü. Yani ben okul değiştirildim ya. Annem benim yanıma gelir böyle başka bir yere yazdırmaya çalışır bilmem ne. Çok zordu be. Vallahi zordu. Hani yani şey olarak bakarsan böyle sürekli ötelenen bir böyle şey hisseden bir adam çok kötüsün ya. Hani uyum sağlayamıyor. Yani herkes böyle bir şeyde yani. O zamanlar öyleydi işte. Asosyal oluyorsun. Ya asosyal olmuyorsun aslında. Bir seçici sosyal olmaya başlıyorsun. Artık kendine yönelmeye başlıyorsun. Ama zamanla öyle oluyor. Seçici sosyal olabilmek için insanın kendini biraz... Kendisi de yerini yükseltmesi lazım. O da zaten yoksa... kendini işe yaramaz hissettiğin için o kompleks zaten. O yumurta gönlüne dayanma olayı var. İşte acımasız. Orada da yükseliyorsun. Ben zaten yani çok iyi sporla ilgili. Beni insanlar tanımaz mesela bak. Çok az yani. Alaştıran bilir ama benim yani dövüş camiasında bilinen isimlere sorsalar benim adım yani çok yakından bilenler yani. O tutturur diye. Yok hayır yani şey olarak demek istiyorum yani. Sen MMA dövüşçüsüydün değil mi? Aynen. Ha. Aynen. En iyi askettim. Benim üstüme yoktu. Yani Türkçe konuşacak kimse de dayak yemedim ya MMA'de. Yani 34'e geldim bak daha ne zaman bıraktım işte. 26'sında bıraktım. Yani yaşım olarak. Yani şöyle bir şey var yani beni kabircilerle tanıdık, dövüşçüler mesela eski benim yaşıtlarım falan beni tanıdı. Yani şeyi tanımadı, izleyici kitlesi böyle bir şeyim yok da popüler bir adam değilim ben. Gerek yok zaten. Ya onlarla bir uğraşmadım yani ben sadece neyle uğraştım biliyor musun? Ben kendi uğraştığım rutinlerimde uğraştım yani onlarla hayat buldum yani. Yani spor yapmak hiper aktivite için çok iyi yani iyi geliyor. Ama bu işin işe sırrı ne biliyor musunuz? Bu hayatta, bu sistemde ayakta kalmak istiyorsanız ve ilerlemek istiyorsanız bir çözüm bulmak istiyorsanız diyorum yani stüminan kullanmaları lazım. Yani disipline girmeli lazım. Aldıktan sonra ayrıca disipline girmeli lazım. Öyle mucize olmayan istemeleri lazım. Tabii ama şunu da bilmeli lazım. Bu kavrede işe yarar yani. Ben için bak, sadece. Bak şimdi ben bunları denedim ya birkaç gün kullandım. Yüksek dozda kullandım. Düşüğünü de kullandım. Ama beni rahatsız etti. Şimdi ne kadar zaman sonra yoluna giriyor bu? Adaptatif olman lazım abi. Yani bu iş aslında şöyle başlayayım. Yani bu ilaca başladığın zaman ilk zamanlar bir bocalıyorsun ya. Yani bir o frene sıkma kapatma olayı var ya o kaliberlerde bir şey ona adapte olmak biraz şey yapıyor. Ama öğrendiğin zaman o yavaş yavaş sıkma yavaş yavaş kapatabilmeye başlıyorsun. O da yani şey yapıyor. Beynin o motor fonksiyonunu o şeyi kavramaya başlıyor. O da zaten bir hafta falan alıyor ya. Ondan sonra zaten böyle biraz daha hani yani sümeli olmanın hani kullanışlı bir şey olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ama gerçekten ilaç çok zorlamaya, yani zihinden zorlamaya başlıyor. Çok uzun süre devam edersen. Yani ben diyorum her gün kullanan yerler olsun. Vallahi harbi sürelim yani öyle der gerçekten. Ben kaçmaya çalışıyorum ilaçtan bazen. Yani mesela tatil günlerinde. Niye? Ya verdiği çok zorluyor bazen. Ben yani onunla da tatil yapamam yani. Anlatıyorum yani bir şey yapmam lazım diye kafayla olur mu yani şunu yapmam gerekiyor falan kafamda hep o var. Olmaz ki. Ya bir bırak yani salıyorum yani benim ne yaparsam yapıyorum yani. Evet, ya ben zaten genel olarak farmakoloji bana göre çok ters geliyor. Çünkü benim bildiğim çok farklı bilgiler var. Tabii. Doğru tabii ki işe yarıyor ama işin başında diyorum işte abi insanlar ilaç sektörü. Bak Türkiye'de şöyle bir şey var. Dedim ya hani hasta garantili hastaneler var bizde. Hani ilaç satılması gereken bir güruh var yani. Hani o alt kesimin kobay parası gibi hatta böyle şeyde yapıyorlar böyle internette de. Hani hangi ilacı aldın, kaç doz aldın, bir de hangi etkiyi yaptı diye bile bakıyorlar.
ne yemek yedin, ne şey yaptın, alışverişlerin olsun, kredi kartı, her türlü zaten hani sen şeysin, neden ona gözlemlenen bir varlıksın yani burada. Ya şimdi hani şey, sağlığın olarak ama bir de şey var yani. Sıkıntılı senin... durum şu, önceden sürekli gözlemleniyorduk, şu an kontrole başladılar. Ya bunu nasıl yapıyorlar işte, diyorum ya işte, diyorum abi rasyonelliği biliriz ya insanlar, mantığı, temel psikoloji. Anlar insanlar ya. Algılar. Ama algılamak istemiyor algılar tabii ki. Yani hani böyle konuşmak da olmuyor bu işler. Yani bunu algılamak mı istiyorlar? İnsanlar hani bunu görmek mi istiyorlar? Çok basit. Psikolojiyi öğrenmeye başlasınlar. Manipülasyon dünyasını, bu pazarlama tekniklerini, ne olduğunu, ne olmadığını, sistemin gerçekten kapitalizm nasıl çalışıyor detaylı öğrenirse insanlar. Aslında bu bunu aslında fonksiyon olarak isterse kullanılır, isterse ormana giderler yani. Burada şunu belirtmemde fayda var. Bu saatten sonra kapitalizmi öğrenmenin hiçbir faydası olmayacak. Çünkü kapitalist sistemi değiştirip bambaşka bir düzene geçiyoruz. Aynen. Yeni dünya düzeni dediğimiz aynen. Çok yani dijital kölelik ama köleliğin en ağır hali. Daha insanlar köleyken köle olduklarını bilmiyorlar. Bunu bilmeyince kurtulma imkanı da zaten olmuyor. Ama şu anda gelen dijital kölelik, mesela Paris İklim Anlaşması, tamamen doğayı yok etmiş. Sadece insanı değil. Mesela karbon emisyonu, yani karbon ayak izi ne anlama geliyor? Yaklaşık %19'u insanın karbondur. Diğer eser elementler var ama en büyük kısmı karbondur. Yani sıfır karbon demek, sıfır insan demek. Önce bunu anlasınlar. Hı. Şimdi kapitalizmi bugüne kadar anlamadıysan bu saatten sonra hiç anlama. Ona gerek yok ama şu an girdiğimiz durumu düşün. Orada çok ciddi bir olay var. Daha korkunçlar var hatta. Dünyayı buzul çağına sokmaya çalışıyorlar. Bu kadar ormanı yapmanın sebebi zaten bu. Doğan evi biraz dürtüyorlar bile. Kıyamete hazırlan. Evet, Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Ya onlar da aslında yani ben... Yani bu konuda aslında fikir ayrılığınız ama ben onların insan olduğunu da biliyorum yani. Onlar insan değil. Senin için insan değil, benim için insanlar yani. Neden? Sure, yani tek yaşayabildiğimiz gezegen bu arası. Hı. İki, bu olmazsa eğer ne olacağını söyleyeyim. Sibirya'da metan gazları var. Evet. Gaz yatakları var. Buzullar eridiği zaman onlar bir çıkınca. Dünya bitti diyorsun. Venüs'üz. Kaplar böyle bittik. Venüs'üz ya. Venüs gezegeni kadar sıcak olur. Hiçbir şey habitat ne kadar iyi, hiçbir şey kalmaz. Şey yani o niye bu kadar Mars'ı Venüs araştırdıklarında o kadar şey yatırmadıklarında sanırım. Bu kadar gözlemleyebilir sanırım. Peki hepsinin sebebi bu. O zaman şunu sorayım. Tamam. Gene dünya tamam şeyi çıkarsınlar. Buzul çağına girelim. Niye özellikle insanları öldürmek için bu kadar uğraşıyorlar? Kaynak. Gerek şart. Bana göre bu dünyadaki kaynaklar bu dünya gibi en az 6 dünyaya yeter. Ama şöyle bir şey var, şimdi alt kategorideki insanlar plastikleri yerlere atıyor. Ya da ne bileyim işte içinden geçiyor doğanın. Yani torbadan tut şeye kadar atıkları ne kadar fazla biliyor musun sen? Bak deterjanı var, bunun duşu var, şeyi var, anlatayım. Evet. Bu kadar kalıntı var. Ama bunları kim dayatıyor? Ha, doyatması ama diyorum işte bunu niye dayatıyor onu da söyleyeyim yani. Yani enerjisini kullanmak için insanlar. Karbon da o yüzden salınıyor. Enerjisini kullanıp, hükmedip, bir şeylere yönelip, ileriye gitmek için yapıyor insanlar bunları. Ya o yukarıdaki sistem de bunun neden yaptığı bu. Acımasız mı? O. Dille, hırla. Yani bu şeyden bahsediyorsak, ya bilim adamları falan zaten hani başka şeyler. Bu laboratuvarda işte insan deneyleri yapan neler var yani, ne korkunç olaylar var şu an. Çok iğrenç şeyler oluyor yani, biliyorum yani. Yani bu yani şeyi yani korku filmi, gerilim filmi yapsan hani yanında şey komedi filmi kalır yani. Anladın, çocuk filmi gibi kalır. Yani insanlar bunlar niye yapıyor? Neden yapıyorlar? Yani bunu aslında diyorum ya, pariteler abi, bizim algılayış açımız farklı. Ben bunu sana açıklamaya çalışacağım. Bizim algımız. Bunu... Algılamakta biraz kabullenemiyor. Ve onları kötü görüyoruz. Kötü iyi falan yok ya. Bunlar uyumlu ve uyumsuzluk kavramlarıyla gerçeklik. Ha ben diyorum insanlar özgür olmak istiyorlar. Sen de özgür olmak istiyorsun. Ben söyleyeyim ha, var orman orada abi, gidelim yani. İyi de ormanları da yapıyoruz. Hayatta kalalım yani. Gideceğin orman da bırakmadı ama. Ya boş ver abi, köşe bir yere gidelim. Gel istersen Filipinler'de bir adaya yerleşiriz. Bir sıkıntı yok ya. Anladın mı? Kayalıklı mayalıklı hatta böyle bir gölge yaparız, anladın mı? Balık falan takılırız. Benim bankada kefen parası olarak sakladığım bir 800 milyon euro'm var. Oradan yeter herhalde. Bir baza yaparız ya. Bir baza yaparız. Yani dediğim gibi şey olarak bakarsan hani
İnsan bunu anlama şeyinde değil, peşinde değil. Neyle uğraşıyor? Politika, futbol, işte şunda, bunda, anladın mı? Hani ben İnsan buna de, tatmin etmiyorum yani, anlatıyorum ben. Kendini tatmin ediyor. Daha alkol falan şey yapıyor. Sosyal mastürbasyon. Asıl odaklanması gereken konulara odaklanmasın diye insanlar neyle oyalanıyorlar? İşte dizilerle, filmlerle, ya. Futbolla, politikayla, kimisi ekonomi ama... Hepsi dikkat dağıtmayla alakalı. Hani diyoruz ya... Gündem bile 21 günde değişiyor. Niye değişiyor? Bakın bir araştırsın. Dikkat eksikliği mı? Diyoruz ya. Asıl dikkat eksikliği toplumda var bana göre. Ya ben zaten yapılmasının sebebidir. Siz sen ben çok farklı bir yere bakıyorsun. Gerçek gündemi görüyorum ben. Öbür adam hala CHP mi, AKP mi diyor. Ulan bunların hepsi aynı. Yani politikaya girmek istemiyorum ama bunlar hepsi aynı. İşte bu yalanda insanlar diyorum işte birbirlerini hani bu konuda çıkmazda buluyorlar. Bak 22 yıl geçti abi. Böyle muhalefet mi var 22 yıl ya? Bir de onunla oy verdi. Bir de hala destekliyorlar muhalefeti ya. Ya kimse biliyor musun lan ki ya ulan Yusuf'lar lan. Vallahi bak sana söyleyeyim. Ne biliyor musun o konuda Yusuf olmaları sebebi? Ama yok kimsede o gök yok. Derler yani. Öyle. Vallahi bak bu millette yok. Ne biliyor musun? Vallahi bir örgütlenseler var ya, içinden geçerler ha. Ya nasıl örgütlenecekler? Ama olmaz işte. Diyorum, o da geliyor işte, etik kavramlarımıza geliyor işte. Şiddet kötü bir şey. Adam öldürmek kötü, korkutmak bir şey falan. Anladın mı? Hani şey yani, diyorlar yani, anlatayım yani, sen kötü bir adam, iyi bir adam. Hani bununla şey yaptıkları için, bu kaldırışa bile zalimliğinde bulunmadan utanıyorsun kendinde yani. Hani değişmesi gereken doğrular. Biz şimdi üç boyutlu bir ortamda yaşıyoruz. Ve burada dualite var. İnsanları sürekli ikilik yaratırlar. Ve ikilik sayesinde insanları birbirlerine çarpıştırırlar. Bu sayede otorite her zaman gücünü korur. Önce insanların şunu anlaması lazım. Öbür tarafa nasıl yok edebileceğini anlaması lazım. Terörist dediğimiz en büyük terörist devletlerdir. Mesela evet. NATO'dur. En evet, büyük, evet. Dünyadaki en büyük terörist NATO'dur. En büyük ama, mafyalar ülkelerdir mesela deriz. Biz evet de. En büyük mafyalar, en büyük teröristler ülkelerdir ki zaten ülkelerin geçmişlerine baktığında her zaman bir terörizmle başladığını görürsün. Evet, küçük olarak başlar, ondan sonra evet. Devlete dönüşür. Devrim. İnsanlar şöyle bakıyor. Devlet beni koruyacak. Sosyal devlet. Şöyle yapacak, böyle yapacak. Ya arkadaş. Bir kendine gel ya. Şimdi, bunu... Ya korkunçlar mı ne biliyor musun? Bak bir şey daha söyleyeyim ben sana. Bak gelişmekte olan ülkelerde izleyeyim. Bak hamam böceği gibi ölüyor millet. Bak Afganlar şunlar bunlar falan anladın mı? Hamam böceği gibi ölüyor. Gırlı ölüyor. Tavşan gibiler yani. Tipik şey gibi böyle. Tavşan gibi ölüyor. Avrupa'ya git. Millet çocuk doğurmuyor. Ama ondan da ne biliyor musun? Oradaki sistemde gerçek dışı var. Niye bile çocuk doğurmuyor biliyor musun orada? Yaşlananlar ölsün. Niye ama biliyor musun lan böyle? Devlete kalsın. Sigorta falan var o kadar ödedi para vergi verdi. Niye bana kalsın oğlum? O mu yiyecek ben yiyeceğim. Anladın mı? Hani ya da bana kalsın. Ben, sistem çöküyor zaten falan. Bütün yolda bunun üzerine. Mesela huzur evlerine git. Hastanelere git. Yaşlılara verilen diyetleri gör. Nedir biliyor musun? Yağsız. Tuzsuz. Ulan gerizekalı. Yağ yemezsen, tuz yemezsen zaten sürünerek ölürsün. Bunlar şart olan şeyler. Ama nedir sağlıklı olan yağsız tuz? Millete hep... Ya be ya yalan sürüne sürüne yavaşlat. Hiç kimsenin farkında ama ölüyor. Yedik ben işte bak yedi. Anladın mı? Bu olmaz. İşte sağlıklı bak tuz alınca şey yapar ya. Anladın mı? Hani kalbi şey yapar. Ha, Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 5 gram, 3 gramdan bahsediyor. Ya, ben 30 gram tuz tüketiyorum. Benden daha sağlıklısın. Abi ama diyorum ya işte o ketoza geçtikten sonra belli bir şeyde refresh deyince zaten artık vücut tuz istiyor zaten. Bak salt biliyorsunuz zaten İngilizce'de tuz demek. Maaşlan gelir. Yani bak siyanori o olmadan geliyor. Evet. Tuz yeteneği. Ulan tuz o kadar değerliydi. Araplar nasıl bir ciğer dedi? Tuzdan yaptılar. Yani tuz vücuttaki suyu tutan ya da avladığın eti işte şey yapan marine eden, koruyan bir malzeme. E tabii ki öyle olunca tabii ki insanlar bu şekilde o zamanlar şey yaptı yani kaldılar ayakta. Tuz çok önemliydi. Şu anda o zamanlarda. Kullanılması şart olan bir evet. Mineraldir. Evet. Yani. Neyse. Biz bak işte böyle oluyor arkadaşlar. Dikkat eksikliği olan. Konudan konuya atlıyorsunuz gidiyorsunuz. Başka şeylere geçtik. Başladık başka bir yere geldik. Tamam. Asıl konuyla ilgili söylemek istediğin aklında kalan bir şey varsa... Ya ben diyorum ki bak irade bile bir hapa bakar. Mutluluk bile bir hapa bakar. Ama mutluluğunuza asla ya da duygularınıza oynamayın.
Bu işte bak, güçlü mü olmak istiyorsunuz, iradeli mi ya da bir şeylerin önüne geçmek mi istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Yapacağınız şey gerçekten zinde olmaya çalışın ve dediğim gibi hani bu semptomları olanlar gerçekten bir uzmana başvursun. De uzmanına. Bunu araştırsınlar yani. Yani hani gelişi normal, güzel bir psikoloğa gitmeyin. Yok, gelişine güzel olarak bu iş olmaz öyle. Yani kaç yaşa, ben 33 yaşında keşfettim. Siz kaç yaşındasınız bilemem. Ama bunu gerçekten çözün. Yani sistemde bir başarı ya da bir yerlere gelmek istiyorsanız aslında bunun da bir önemi yok. Aslında sonunda da gerçekten büyük bir şey olmadığını anlıyorsunuz ama en azından bir konfor alanınıza kaliteli bir hayat yaşamak için gerçekten bunu, bu anahtarları kullanmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde yani başka olarak zeka ile ilgili hani dediğim gibi kendinizi daha fazla geliştirmek için yani bunları araştırın. Yani bu farmakoloji olsun, diyet olsun, aslında anatomi olsun, nasıl şey olur. Bunları araştırdıktan sonra bir süper askere bile dönüşürsünüz. Yani zaten topluma bak, ben benim gibi insanlardan aslında bak toplum korkar. Sistem korkar benim gibi insanlardan. Niye biliyor musun? Çünkü isyankardır onun için yani. Ya hayır, organize olabilecek şey potansiyeli var bu herifinden, anlatabiliyor muyum? Bak öyle isyankarlı işte, isyankar köşedeki şey de öyle. Öyle tezelli öyle orada isyankar. Sen şikayetten bahsediyorsun. Onlar şikayet ediyorlar yani. Yok, tırnak yani keser yani bir adamla böbreğine de sokar, sıkıntı yok. Ama ben sana şunu söylemeye çalışıyorum. Benim gibi insanlar organize edebilecek şey insanlar. Ama herkes böyle aslında. Ben hiç kimseden farkım yok. Ben şey yapmaya çalışmıyorum. Sistemi yok edin. Yok, sistemi yok ettiğin zaman ne yapacaksın ya? Kıçına yaprak alıp harbiden ormanda yaşayabiliyor musun? Yani özgürlük diye bir şey yok. Biz memnun olmak isteyen ya da memnuniyet yaşamak isteyen köleleriz. Böyleyiz yani, bu kaçınılmaz. Yapmak mı istiyorsun şey, özgür mü olayım? Git daha abiciğim, ben diyorum, ben gitmeyi düşünüyorum dedim ben sana, biliyorsun. Ya da adaya falan kaçacağım. Ya da ne bileyim işte bir yelkenli böyle tutacağım kendimi hemen, ne yapacağım ben? Yani özgür mü? Al sana özgürlük işte, bu kadar özgürlük, bu kadar. Bir ara var benim bir projem vardı, şeyi bulamadığım, sponsor bulamadığım için gerçekleştiremedim. Ne yapacaktım? Okyanusu kürek çekerek geçecektim. Yaparsın. Ya ciddi yapacaktım. Ya, aradım ama baktım şeyler çok pahalı. Bir tane, sadece küreğin bir tanesi 12 bin dolardı mesela. Ama normal kayıklı gidemezsin ki o yüzden. Ona göre şey bulman lazım. Ya bir de parayı toplayalım. Şöyle bir şey var. İnsanlar mesela şurada göbeğini kaşıyor, böyle biraz hani kas vücudunda yok ya da şey yok. Kendini yetersiz hissediyorlar. Bak biz dünyanın, bak şu an görüyorsun 7,5 milyar insan var. 8 olduk mu bilmiyorum. Hani şunu anlamaları lazım ya, biz buraya nasıl geldik bu kadar? Biz neden bu kadar da yani diğer hayvanlardan üstün kaldık ya da bir yere gittik? Ne yarattı biliyor musun? Bizler neden bu kadar güçlü olduk biliyor musun? Organize olabildik çünkü. Hı hı. Dilimiz bile buna yardımcı oldu. Evet. Organize olamazsaydı bu noktalara gelemezdik. O yüzden herkes o türde. Ben de o türdüm. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Organize olduk da ne olduk? Geldiğimiz noktada kendi sorunumuzu arıyorsunuz. Ve işin açıkçası bu işte. İnsanlar kendi kendini yok edecek mekanizmaları tetiklediler. Öyle. Şimdi bütün sorun şu. Sen de biliyorsun bunu. Normalde insan grupları, primatlarla, biz de primatız zaten de. Aynen. Primatlarla aynı şekilde 150 kişiyi geçen gruplarda sorun çıkıyor. Evet öyle. Şimdi sen bütün insanları alıp böyle büyük şehirlere yığıp kaos yaratıyorsun. Halbuki böyle yaysan çok huzurlu bir şekilde herkes yaşayacak. Normal hayat sürecek, üretim devam edecek. Ama bunu da özellikle yapıyorlar zaten. Dikkat et, şu an hala var. Bazı ilkel, bizim modern insanın ilkel dediği kabileler var. Hı-hı. Nedir? 25 kişi, 50 kişi, en fazla 100 kişi. 150 kişiyi geçtiğinde sorun çıkıyor. Evet öyle. Sen düşün. 15 milyon, 20 milyon insan bir şehirde yaşıyor. Sorun çıkmaması imkansız. Ya zaten şöyle bir şey var yani. Bu yani. Ya mevzu aslında şöyle abi yani. Hani insanlar bu yüzden antidepresan kullanıyor. Hayatta kalmaya çalışıyorlar işte. Bunlar bir egale ediyorlar. Ağrı kesici kullanırlar ki canım yanmasın diye. Yani en büyük zarar veriyorlar kendilerine ya. Hani bu şey ya abi, bu sistemde böyle bir şey var yani, bir hastalık var. Ne biliyor musun abi yani, biz toplu dünyada kalmaya uygun varlıklar değiliz. Bizler koşmalıyız. Bizler avlanmalıyız, anlıyor musun? Bizler böyle yani yaptığımız icatları ya da böyle kreatif olduğumuz bir şeyler anlatırken birbirimize paylaşmalıyız ya. Mağaradan hiç çıkmamamız lazım. Ya mağarası değil abi yani, evin çadır da olabilir, anlatayım ben. Orada takılmamız lazım. Arada bir böyle hani
barış yüzünü çekip oturmamız lazım köşede, eğlenmemiz lazım, yıldızlara bakıp ateş izlememiz lazım. İşte daha bizim en başından dediğimiz gibi kendimize uygun olmayan sağlıksız bir ortam yarattık. Ama bunu da işte diyorum ya, konfor şeyine, işte konfor olayına sattık işte. Yani bunu takas ettik hayatta. Bu da zaten insan kendisi yaptı. Ve herkes de işine geldi. İşine gelmeseydi buraya gelir miydik? Gelemezdik. Kim dedi yani bu kopu olmaz falan diye. Hayır, herkes şey yaptı. Büyüklük istencinden geldi. Bütün canlılar da zaten öyle. Yani bunu şey yapamaz ama bunun kendi sorununuzu hazırladığını bilmek çok açıklı be. Bak gidiyoruz hala be. Ve şimdi de işte o yönetenler falan bizi nasıl olan kurtuluruz diye bakmaya başladılar artık. Anladın mı? Yani bunlar artık. Yani isyan çıkarsan ne olacak? Herkes birbirini yese, etrafa ateşe versek ne olacak? Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Yani yine aynı şey geldi. Değişmez. Zaten bak eskiden yapılan devrimlere bakacak olursan her zaman halk ayaklandıktan sonra evet, iktidarı devirir. Doğru. Ama hiçbir zaman bu halkın yine de işine gelmez. Çünkü ondan sonra yönetime geçenler önceki iktidardan arta kalan oligarklardır. Doğru. Yani halk o isyanı yaptı ya, bir boka yaramadı. Yine ay başka bir şekilde ya başka bir şekilde değiştirir ya. Sömürü düzeninin içine girdin yani. Yani diyorum ya, toplum muhabbeti değil yani. Toplum olması gereken bir, ya çok bir şeydeyiz be. Hani bunları düşündüğün zaman hani şey yapıyor be, nasıl anlatayım. Ya bir çıkmazdasın ya. Yani beynimizde aslında gerçekten bir çıkmaz yaratıyoruz yani böyle düşünerek. Yani bilmiyorum. Kabullensen bir dert, kabullenmesen bir dert, anladın mı? Devam etsen bir dert, anladın mı? Ama şunu diyorum abi bak, hani bazı, en azından şunu olsun insanlar, hadi bak şunu istiyorum bazen. Ulan kendiniz iyi bakın ya. Yani hazır kulaktan dolma bilgi değil. Bak temel söyledim ben mesela, belli şeyler temelleri söyleyeyim, insanlar araştırsın. Ne olduğuna baksın. Uyarıcı sınıfı, nootropikler, hormon replasmanı, anti-aging'tir, şeydir. Bunlar araştırsın insanlar. Bak sana söyleyeyim, bir uygulasınlar. Yani hiçbir şey önlerinde kalmaz ki be abi. Yani şey olmaz ki yani, hani her şeyin önüne gelirler, istediklerini de alırlar. Bak bu sistemde mesela söyledik mi bilmiyorum bu videoda, onu geçen videoda söyledik. Yeniden söyleyeyim. Şey vardı abi, hani gelişmekte olan ülkedeyiz. Anlıyor musun yani? Ben ona geri kalmış ülke diyorum. Yani geri kalmış ülke. Yani ben gelişmekte olan ülkeyiz. Ve şey, bizim hırslı arkadaşları, anladın mı? Çok başarılı o ezip geçen arkadaşları ne yapıyorlar? Gelişmiş ülkeler. Alıyorlar. Beyin gel bana. Beyin göçü nasıl oluyor? Ama onlar da istekli oluyor buna. Niye? Yani burada kalıp açım kalacak. Yani tabii ki gideceğim oraya. Bak bu da bir aslında salın sistemidir. Bak buradan mesela bu yapılıyor. Yağ, sineğin yağını sıkıyorlar ve gidiyor. Anladın mı? Burada kalmasını zaten adam kendisi istemiyor. Zaten burada kalsa... Oraya gittiği zamanda... Diyorum ki orada mesela yani. Benim için uygun hamsterım işte, anlatırım yani. Çarkında koşacak hamsterımı bulduğunda... Yani hamsterımı buradan hemen alıyor. Potansiyeli götürüyor işte oraya. Yani bu sistem böyle. Ama bunu yaratan da onlar. Yani bu ülkeyi yani bu... NATO mesela, anlatırım yani. Amerika bunu yapıyordu. Amerika NATO'da. Ve burası zaten nasıl? Ama parayı bak, Türkiye Cumhuriyet Bankası değil. Cumhuriyet Bankası. Aygıt yok. Evet. Hepimiz oradayız zaten. Ya neyin saçmalığı yaşıyor bu insanlar ya? İlkelermiş bunu. Abi diyorum bak, değişmek mi istiyor insanlar? Bak, beyniniz değişmesini mi istiyorsunuz? 6 ile 12'yi sorgulayın be. Yani karakterinizi mi öğrenmek istiyorsunuz kişiliğinizle? 3 ile 6'yı sorgula. Bak. Başka hiçbir şey ihtiyaçları yok. Nasıl sorgulayacaklar? Abi sorgulayacaklar. Ne acı çektiler, ne oldu, ne bitti? Algılayacaklar. Bunun nedenini anlayacaklar. Bunun nedenini anladıktan sonra sistemin aslında bir dayatma olduğunu. Bak ben... Türk düşmanı değilim ya da şey değilim. Ülkemi gerçekten hani buraya adapte olduğu için beynim tabii ki bununla bir özdeşleşme şey yaşıyor ama başından bunu söyleyeyim. Ama sana şunu söyleyeyim abi. Biz nasıl beynimiz yıkandı okullarda? O eğitim sistemiyle yaptık. Bayrak sevgisi, Türk'ün doğruyum çalışkanlığı, istiklal bilmem ne. Anlatırım yani her türlü, her gün sabahları. Ben söylerim, ben de yediğim yani ben hani bunu normal insan beni... İnsanlar şey yapmasın yani. Ben bunu yorumlayarak bakıyorum. Ya da ne oldu? Ülkemiz işte şöyledir. Onlar kötü, biz iyiyiz. Yunanlılar işte denize döktük. İşte ne bileyim. Oraya sınır çizdik. Bilmem ne yaptık falan. Atatürk kahraman. Ya ben Atatürk'ü seven bir adam. Bak şey bir adam yani. Onun görüşlerini falan hani benimseyen bir adam. Hatta beni bir noktalarda şey yapan bir adam. Aydınlatan bir adamdır. Ama bu... Biat etme olan anlayışı, işte bu hazıra şey yapma anlayışı, bu ideolojik anlayış hiçbir yere getirmedi.
Bak buradayız şu anda. Yani Türkiye için gerçekliği konuşursak. Yani beynimiz o 6 ile 12'de yıkama şeklini algılasın. Bak bu yararlıdır, zararlıdır fark etmez. Yani bunu algılamak önemli. Bak başka insanlar mesela televizyonda işte şeyde, çizgi film izliyor çocukken. Değil mi? Transformers'lar beynimizi yıkadı. Çok kötü bir şey bu. Hayır, yararlı bir beyin yıkama aslında. Ne biliyor musun? Sana ilk 5'ini gösteriyor. En etkin olduğun. O ilk 5'ini kur diye aslında sana adapte yatıyor. 6. kişi gibi o an izleyen. Ya da şey gibi Ninja Kaplumbağalar gibi. Splinter Usta falan. 6. kişi mi? Yine sensin. Daltonlar var. 4 tane bir tane Red Kit. 6. kişi yine sensin. Ama Red Kit izlediklerimiz beynimiz yıkandı. Çok kötü olduk. Bunu diyeceğiz. Hayır değil. Ama bu ortama seni adapte etmek için yaparlar bunu. Hani biraz daha rahat ol. Hani kafan buna şey yapsın. Ama işin olayından çıkıp rasyonel bakacaksan neyin gerçekten doğru, neyin gerçekten aslında illüzyon olduğunu ya da bir sana dayatılmış olduğunu anlarsa insan zaten seni kimse tutmuyor ya. Anladın mı? Kelepçeyi bağlamıyorlar şuradan dışarı çıkarken yani. Anladın mı? İsimli her şeyi bana diyor. Serbestsin diyor. Ama diyorum ya bunu algıladıktan sonra insan kendini keşfetmeye başlıyor. Yani bunu diyorum ya işte insanlar şu çarptan çıkmalı yani şu işte aydınlık ve karanlığın böyle çarpışmasının hani savaşı kaldığından çıkmalı. Çıkmazsa zaten o olayı böyle kuş bakışından bakıp görmezse zaten hiçbir şey çözemez. Algılayamaz, organize edemez. Hı hı. Yani büyük güç abicim organize olmak en zeki, en hızlı, en çiğ olmanın anlamı yok. Ben beni biliyor musun? Makine gibi anlamam yani. Beyin de zaten IQ seviyesi de zehir. Ben yalnızım ama yani ben ne kadar güçlü olabilirim ki? Organize olamadıktan sonra bir anlamı hiç yok. Hiçbir anlamı yok. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Sadece hayatı deneyimliyormuş. Yani hani bir güç böyle bir kaldırış, baş kaldırış. Yapalım istersen diyelim. Hadi bir varsayım yapalım. Türkiye'de bir iç savaş çıkardı mı? Yani bir örgütlenme oldu diyelim. Anladım. Türkiye'yi kurtarıyoruz diyelim. Bitireceğiz ne olacak? Sen çok mu güzel bir noktaya geldin? Hayır, kesinlikle hayır. Dinlenmiş olur. Yine burada yine bir aile bir çile başlayacak yani. İnsanlar yine aynı kalacaklar çünkü. Aile bir çile kalacak abi. Bak ülkenin yarısını, sorunu getirsen bile yani hayatını bitirsen bile. Yani olsan atsın. Sorun ne biliyor musun? İnsanlar sürekli olarak hep bir kahraman beklerler. Öyle. Tamam, masallarla. Bu edirgenlikten geliyor zaten. Böyle bir kahraman gelsin de bizi kurtarsın. Atam uyan da bak memleket ne halde ulan. Öyle erkek değil. Çocuklar öyle prenses olmuş ya. Kafalarla bile yerden öyle diyor. Abi ya tatlı prenses gelsin. Ama hani ipte gibi tövbeler olsun ya. Bu düşünce, ama öyle yani. Bu düşünce tarzı insanı uyuşturuyor. Hiçbir zaman hiç kimse gelip hiç kimseyi kurtarmayacak. Evet. Bunu anlamaları insanı gerçeklerle karşılaşması insanı feci şekilde bozar. Seni kurtarmaya gelen olmayacak. Dünya güvenli bir yer değil. Dünya çok tehlikeli bir yer. Her zaman öyle oldu ama şimdi insanlar çok korkuyorlar ya, endişeliler, neler olacak, bak bir sürü felaket haberi geliyor. Ama bu hep vardı. Birinci dünya savaşı biliyorsun için abi biliyorsun. İkinci dünya savaşını düşün, insanlar hangi hallerde cephede duran bir adamın kafasının üstünden kurşunlar geçerken neler hissettiğini düşün. Ya da göğüs göğüse geldin bıçak soktu boğazına öldü. Yani şimdi bak insanlar ama hep zaten bu acılarla yaşadılar. Doğru. Bir laf vardır onu söyleyeyim de. Şimdi güçlü insanlar kolay zamanlar yaratır. Evet. Kolay zamanlar güçsüz insanlar yaratır. Güçsüz insanlar zor zamanlar yaratır. Zor zamanlarda güçlü insanlar yaratır. Şimdi bu bir döngüdür. Biz şu anda dipteyiz. En dibin dibindeyiz. Ona işte spiritüel açıdan bakarsan Kali Yuga deniyor. Yani bundan sonra Kali Krita'yı değiniyor. Bunların hepsi bir döngüdür. Hı hı. Bu döngüden bizim çıkacağımız yer Kali Krita aslında tabii böyle zart diye olacak bir iş değil bu ama yükseliş yavaş yavaş. Yükseliş altın çağı diyebilirsin buna. Ama tabii bunların birçoğunu teori olarak da görebilirler. Fakat her zaman insan, dünyada her zaman döngü vardır. O yüzden ne olacaksa olacak. Yani zaten ölümlüyüz. Ya farkında olup en azından şu hayatı bir kaliteli bir deneyimleyelim de başka bir şeye ihtiyacımız yok. Valla ben bunu zaten hani videonun çekme amacını zaten bu yani hani bir noktada da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi insanlar kendini farkına varmalı ya. Ne olduğunu, ne olmadığını, nasıl bir gereklilikten şeye hareket edebileceklerini, nasıl bir hani zihni olarak hani insanlardan şu paniteden kurtulup gerçekten kendini gerçekleştirebilir. Bunu yapmanın yolunu da söyleyeyim ben size. Şimdi Zekeriya'nın söylediği genelde farmakolojiyle ilgili
Bakın çok basit aslında. Bir kere televizyonu kapatacaksınız. Aynen. Yok ben aslında televizyonu izlemiyorum. O açık kalıyor orada. Bu bir ahmaklıktan başka hiçbir şey yok. Yani orada siz ona bakmasanız bile yaydığı bir frekans var. Sadece program ya da görüntü olarak düşünmeyin. İkincisi... Telefonlarınızı gri yapın. Gıda adı altında sunulan... O zehirleri tüketmeyeceksiniz. Olabildiğince kaçacaksınız. Mümkün. Yani bu mümkün. Olunca. Bu mümkün. Ama bunları öğrenmeniz lazım ki ben anlatıyorum zaten neyin ne olduğunu. Sonra böyle sık sık yemek yemeyeceksiniz. Burada hormonal dengeniz bozuluyor sürekli olarak. Yani günde bir öğün alsın. Geçemeyiz abi ya. Yeter. Ya ketojenik beslenip gerçekten ben sunuşları yönelmeler. Ketojenik beslenip yani gerçekten o... Onu alacaklar abiciğim yani o kıça gelecek o. Spor yapacaksınız. Aslında bunlarla başladığınız zaman zaten kafanız açılmaya başlayacak. Ve ondan sonra herkesten illa biri bana gelsin dokunsun, biri bana bir şey öğretsin diye bir şey yok. Bunları yaptığınız sürece ha sana ne lan diyebilirsin. Ben öyle yaşamak istemiyorum. Neden bana ne biliyor musun? Çünkü bizler sosyal varlıklarız. Evet. Senin kötülüğün beni etkiliyor. Evet, ben evet. İsterim ki çevremdeki herkes benim seviyeme gelsin, benden daha üstün olsun. Yanımdaki insan bana bir şeyler öğretsin. Aynen. Tamam mı? Ama sen habire kahraman beklersen, televizyonun karşısında habire pizza yersen, işte neyse çok uzatmayalım. Bu mevzu bu kadar yeter. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Rica ederiz.